Milliyetçi camia birleşirse bu Türkiye'nin en önemli siyasi hareketi olacaktır. Yani 80 öncesinde olduğu gibi, gerçi rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş döneminde oy potansiyeli düşük olsa da Türk siyasetine yön veren bir yapılanma içerisindeydi Milliyetçi Hareket Partisi. Milletçi camiye birleşse bu adım Türkiye'nin en önemli siyasi hareketi olacak. Bu fikirleri Kanal 13'ün efirinde çıkışı zaman politolog İsmail Cingöz bildirib. Hazırda 3 hissəyə bölünmüş milletçi camiyenin birleşmelerine ihtiyaç olduğunu bütün milletçi kesim bilir. Ama harda ve kimin birleştireceği mövzusunda anlaşa bilmirlər deyə o əlavə edib. Milliyetçi camia birleşirse bu Türkiye'nin en önemli siyasi hareketi olacaktır. Yani 80 öncesinde olduğu gibi, gerçi rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş döneminde oy potansiyeli düşük olsa da Türk siyasetine yön veren bir yapılanma içerisindeydi Milliyetçi Hareket Partisi. Ancak şu an itibariyle ana hatlarıyla 3 parçaya bölünmüş milliyetçi camianın birleşmeye ihtiyacı olduğunu bütün milliyetçi kesim biliyor. Ancak nerede birleşeceklerini, kimi birleştireceği konusunda anlaşılamadığını, sizin de buyurduğunuz gibi henüz o konuda anlaşmaya varılmış değil. Eğer ki Milliyetçi Hareket Partisi ile İyi Parti birleşemiyorsa, ben onu demeye çalışıyorum, yeni bir oluşumla geniş tabanlı olarak milliyetçi camiayı birleştirmeye hamle yapmak isteyen kesimler olacağı yönünde duyumlarım var.